Evet, can dostlar, Pirimiz Abdal Musa'nın huzurundayız. Gönüller seyrangahı, aladağlar, karlı dağlar içinde, ulu erenler gelip yol sürmüşler, devran sürmüşler, muhabbet eylemişler. Kameraman kardeşimiz Murat Koyun şöyle çevresine çevirip de baktığı zaman, ağaçlarıyla, dağlarıyla, önümüzde de upuzun bir ovasıyla bir yaşam merkezini bizlere gösterir. Ulu erenleri anarken, bunların yaşamlarının içinde güzellikleri bulurken, tarihteki yerlerini de bileceğiz. Dolayısıyla Tekke Köyü çevresindeki gezilerimiz sürüyor. Şu anda da Gönüller Sultanı, bir büyük erenimizin huzurundayız. İnsanlar onları yaşatmış, bugünlere getirmişler. Evet, gerçek ismi başka da olsa artık budala olmuş. Gerçek ismi gaybi de olsa kaygısız olmuş. Gerçek ismi ne olursa olsun, sonradan onları ananların gönlünde hangi isimlerle yaşıyorlarsa, erenlerimiz kalenderi yolunun, dervişlik yolunun sürdürümcüleri olarak bugüne kadar gelmişler. Peki, huzurunda bulunduğumuz, Abdal Musa'ya gelen herkesin ziyaret ettiği, Abdal Musa tepesinden ve ovaya bakan bir düzlükten, sonsuz huzurda yatan Budala Sultanımız kimmiş? Sevgili Baba Sultanımız gün boyu bize rehberlik yaptı. Nazmi Akgün Baba Sultanımız, dervişlikten babalığa geldi ama herhalde ki herkes bir seyri sülük içinde değil mi? Bir devran sürüyor, bir yol sürüyor. Kolay da budala olunmuyor. Budala Sultan kimmiş erenler? Erenlerim rivayete göre ismi Hasan. Abdal Musa Sultan Efendimizin hem hizmetkarı dervişi hem de aşçısı. Nasıl Hünkârı Pirimizin bir dörtlünle Alevi Bektaşi 12 imam yolunda, Hünkâr Hacı Bektaşi Veli geldi güvercin donunda, Rum erenleri toplandı kadıncık ana evinde, Şahim Abdal Musa ayakçıydı hünkârın ceminde. Yani nasıl o ayakçılık yaptıysa Budala Baba da Abdal Musa Sultan Efendimizin aşçılığını yapan hizmetkar yani dervişi. 12 posttan bir tanesi. Aşçı postu. Erenlerim 3. post. Çünkü Gözcü'den sonra 3. post aşçı postudur. Kızılderili Balım Sultanı. Erenlerim burada bir gün bir muhabbete girerler. Budala Baba da Hasan Baba da o gün Hasan'ın babası. Aşı yani lokmayı ateşe koyar yani ocağa koyar kazanıyla. Bakar ki çok güzel bir muhabbet var. O muhabbeti kalkıp gitse kazan bitmeyecek, aş bitmeyecek. Gitmese, giderse aş bitmeyecek, gitmezse muhabbetten yani kalacak. Ve ayaklarını o kazanın altına sürerek Abdal Musa Sultan Efendimizin rivayete göre onun himmeti keremiyle vay budalam vay der, keramet gösteri Abdal Musa Sultan Efendimiz'e. Vay budalam vay der, onun ayakları maalesef orada tabii ki yanmaz ve en büyük şeyinden bir tanesi bu. Vay budalam. Bir tane daha var sanırım. Bir tanesi de rivayete göre dağa oduna gider yine Hasan Baba. Rivayete göre dağda der ki budala Abdal Musa Sultan, sakın ikin orada bir şey olursa türbenin içine gelip girme der. Orada urganını unutmuş gitmiş o günde rivayete göre. Affedersin işte eşeklerle, o gün merkeplerle oduna gider. Urganı yok. Ne yapsın orada? Yani Hak'a dua eder. Bir anda rivayete göre gelir iki tane yılan bizi sar. Yani urgan olurlar. Rivayet bu. Urgan olarak onları sarar. Der ki yılanlar dile gelir. Bizi dergaha sakın sokma derler. Ve dergaha gelir, tabii ki bizim Hasan Baba yine unutur, işte orada da Budala ismiyle yine anılırlarım. Çünkü dergaha sokar o yılanları, onların sözünü tutmadan yine Budala Baba olarak burada yatmaktadır erenlerim. Eyvallah, Pirimiz Abdal Musa demiş ki, herhalde artık sen erenlerle birlisin. Eyvallah. Dergaha şöyle biraz burayı mesafe göstermiş,
Orada kom mu demiş. Eyvallah, buraya gel demiş. Yani, yani burayı işaret etmiş. İşaret etmiş. Makamın burası olsun makamın demiş. Belki de erenlerin hikmetinden sual olunmaz. Yani dergahımız aşağıda. Bütün bu arazi dergahın arazisi. Hiçbir şey seçilmiyor ama yani budalalık hikmeti de var. Acaba bizim de bilmediğimiz başka hikmetleri de var mıdır ki? Yani. Biraz gözcülük görevi de var mıdır aynen ki? Dergahın üstünde buraya geliyor. Her budalayı budala bilmemek gerekir. Yani, dağları, vadileri ve gelen gidenleri belki de gözetliyor. Doğru. Yani eyvallah Erener. Bak burada yani şu anda nereden baksan pirimizin türbesinden 150-200 metre var burası hemen hemen yüksekliği. Tüm ovayı bak ayağımızın altında görebiliyoruz. Doğru. Burada bugün Oturak Baba. Yukarıda Oturak Baba var. Yani bütün gözetleyici Kaş'ta var, bir tane Baba Erenler. Erenler tabii ki burada eskiden yani telefon mu var, ileri gözetleyici var, hiçbir şey yok. Bunlar dervişler haberdar olarak böyle hep yükseklerde bizim geçmişte cemlerimiz bile Erenlerim. Yani onu da o zaman kısaca anlatalım. Saat 9:10'dan sonra yani korkuyla cemleri açıyorduk biz bu memlekette. Fakirler babalarımızdan onu biliyoruz. Saat 9:10'dan sonra toplanıyorlar. Herkese gelinde birer cop. Birlik evinden yüzer ikişer yüz metre arayla pervane deriz biz. O canlara bekliyorlar. Eğer dışarıdan biri geldiği zaman kesinlikle paralo, asker parolosu gibi paroloları var. Yabancı geliyor diye onu biz orada alt ediyorduk Erenlerim yani. Böyle haberdar ediyorduk. Tabii. Böyle cep sürüyorduk yani. Ya şimdi hepsi bir bütün değerli dostlar. Yani bu dağlar, karlı dağlar Anadolu insanı efkarlanır, hislerle kaplanır. Ve dağlar bulutlar içerisinde baktığımız zaman Murat canımız da çekebilir saat 6'da akşam dağlarla bulutlar örtüşüyor. Biz hep hüzünleniriz ama aynı zamanda deriz ki dağların arkası enginliktir. Dolayısıyla sevgili Meliha kardeşimiz burada, eyvallah, sanatçımız tesadüfen de karşılaştık. Peki bu enginlikler yani bir sanat duyarlılığıyla gel buraya. Gel kardeşim gel. Şimdi insanı nasıl duygulandırıyor değil mi? Şöyle baktığımız zaman bir ova, erenler burada, insanlar burada. Ama tabii ki bizim elimizde bakımsız diyoruz, sahipsiz diyoruz. Ama bu bakımsızlık yine bizden kaynaklanıyor. Sen hangi duygularlasın, hangi hislerle dolusun bir sanatçı olarak, bu yolun yolcusu olarak? Yani aslında... Hepimiz misafiriz. Evet. Evet. Ama biz... gerçekten çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. Nasıl anlatılamaz yani, buradaki huzuru hiçbir yerde bulamıyorum. Hacı Bektaş Veli ve burası. Hacı Bektaş'tan geliyorum aynı zamanda. Yani iki tarafta da bulduğum huzuru hiçbir yerde bulamıyorum. Çok güzel bir rahatlık, ferahlık, maneviyat olarak tabii. Maneviyat olmayan onu anlayamaz, hissedemez. O maneviyatla yaşarsan, gerçekten de cennet gibi yere de girsen maalesef o hisleri bulamıyorsun. Zindan oluyor değil mi? İnsan böyle asabi, sinirli, kin dolu, yaşam koşuşturması, bir şeyle tatmin olmuyor. Dünyanın bütün varlığını ayağına sersen o gözü onu görmez. Daha fazlasını ister ama şurada ne güzel bir huzur var. Görene. Hissedene görene var ama görmeyene hissetmeyene bu görünmez zaten. Yani onu izah edemezler. Ama bunu yaşayan bilir. Eğer yaşayan insanlar bilir. Bu huzuru, bu muhabbeti burada o kadar güzel insanlarla karşılaşıyoruz, muhabbet ediyoruz. O muhabbet bile bizim gıdamız, ruhumuzun gıdası oluyor. Evet. Peki şöyle diyelim o zaman. Yani Abdal Musa'mız bizi çağırıyor. Biz geliyoruz. Burada da bir köy var. Yani yüzyıllardır burada bir köy yaşantısı var. Hemen yakınında yani buralar eski çağlardan beri işlek yerler. Yani pirimiz de hep derler ya biz dağlar başındayız. Ama tamam bir dağ başı ama... Yine de yaşam var. Yani benim insanlara anlatmak istediğim şu. Sen ne dersin? Sen bir sanatçısın. Diyorum ki bu erenler öyle bir şey yapmışlar ki huzurlu olabiliyorsun ama
tarlasında, ekininde, hayvanında, yani üretim de var ama o üretim içinde de huzuru bulabileceğin bir yapıyı da oluşturmuşlar. Yani tamamen kendiyi dağın başına çekip de her şeyden elini ayağını çekmemiş ama günlük yaşamının dışında da o huzur var. Ne dersin? Bu neden oluyor? Kaynaklanıyor. Tabii onlar seçili ruhlar olduğu için, enerjileri çok yüksek olduğu için gittikleri yere mutluluk salgılıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ve o mutluluk ister istemez bütün canlı varlığa geçiyor. Hayvanına da geçiyor, bitkisine geçiyor, doğasına geçiyor. Onların o enerjileriyle, zaten o enerjilerle var oluyorlar. O enerjiyi, mutluluk enerjisini vermeseler bizler buralara gelip bu kadar huzurlu mutlu olamayız yani. Evet. Serçeşme'den geliyorsunuz. Yani bütün bu yolun, bütün erenlerin, evliyaların başı Hacı Bektaş'a bağlı diyoruz. Evet. En azından Hacı Bektaş'tan önce gelse de sonra gelse de o dergahta yetişsin yetişmesin hikmetleriyle, kerametleriyle, büyük bir insanlık idealiyle hepsini kendisinde cem etmiş. Ve Abdal Musa da o dergahtan gelmiş diyoruz. O ulu dergahtan onun bir nevi yol evladı diyelim. Yani o yoldan gelen, işte zaman farkı olsa da tarihsel belgeler hani onun yaşadığı zamanda yaşamamış ya da çok küçükmüş. Hani öyle tarihsel şeyler olsa onlar önemli değil. O dergahın bir kolu. Yani aynı kol buradan Balkanlara gidiyor, Antalya'ya geliyor, her yere. Ruhlar olduğu için bunlar yani gönderilen seçili, temiz, pak ruhlar. Ehl-i Beyt'ten gelen ruhlar bunlar. Biz de onlara ışık diyoruz. Günümüzde ışık diyorlar, enerji diyorlar. Bu varlıklar dünya var oldukça kendilerini var edecekler ve başka tekrar zuhur edecekler. Hiçbir zaman boşalmayacak ve dolacak. Devri daim olacak. Zaten onların amaçları, görevleri o. Biz hepimiz görevliyiz yani dünyaya gelirken. Gönlün var olsun. Çok güzeldi. Eyvallah, Baba Sultan aşk olsun. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Gönlü sevgiyle atanlara, birlik beraberlik diyenlere, erenlerin yolundan gidenlere aşk olsun. 72 milleti bir nazarda görmek gerçek anlamıyla bir insanlık hasretidir. İnsanlığın doruklarında buluşan aydınlık günlerin kurucuları ve bu yolu sürdürenler. Selam olsun sizlere. Antalya Elmalı Tekke Köyü'nde Budala Sultan Türbesi'nin önünden.